İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin ön seçim kampanyası, Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları Jirel Zortyan, Ermeni kimliği, Ermeni yetimler. Ermeni kanı döktük, tutuklanan Azerbaycanlı kimdir ve videoda ne diyor? Gegam Stepanyan mevcut AGİT Başkanı ile görüştü. Artsakh Dışişleri Bakanlığı bir kınama açıklaması yaptı. Şuşi şehri Artsakh'ın hem bölgesel hem kültürel hem ekonomik hem de tarihsel olarak ayrılmaz bir parçasıdır. Batı Ermenistan'daki Zeytun'un öz savunma savaşları 1. bölüm. Rafael Batkanyan'ın onurlu babası. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 2023 Aralık ayındaki olağan seçimin adayları için 5. Zoom oturumu 13 Nisan'da gerçekleşti. Parlamento adayları farklı ülkelerden olduğu ve farklı dilleri konuştuğundan toplantılar farklı dillerde yapılıyor. Bu kez konuşulan dil Rusça oldu. Oturumu Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Suren Şahumyan yönetti. Önceki Zoom üzerinde yapılan toplantılarda tartışılan konular kısaca sunuldu ve bunun hakkında bir tartışma ve soru cevap düzenlendi. Rusça bilmeyen adaylar olduğu için konuşmalar ve cevaplar Ermenice'ye de çevrildi. Toplantıya katılan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a da sorular soruldu. Yoğun tartışma sırasında Başkan Abrahamyan, katılımcıların fikir ve önerilerine dayanarak genellemelere ve yorumlanmamış yasal formülasyonlara kapsamlı ve net hukuki politik cevaplar verdi. Los Angeles sanat ortamı tarihinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Jirel Zortyan, bohem bir sanatçıydı. Daha çok yaşadığı yer olan Zortyan çiftliği ve burada her yıl düzenlediği ziyafetlerle tanınıyordu. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'ten kurtulan biri olarak o ve ailesi kaçmayı başardılar ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiler. Yale Üniversitesi'nde sanat okumak için burs aldı ve mezun olduktan sonra Batı kıyısına taşındı. Boşandıktan sonra ilk karısından aldığı küçük araziye bir çiftlik kurdu ve daha sonra bununla ün kazandı. Zortyan çiftliği en çeşitli bohemlerin katıldığı Primavera adlı yıllık ziyafetler sayesinde meşhur oldu. Çeşitli kostüm performanslarıyla süslenmiş bir sanat festivaliydi. Ancak festivale aralarında Zortyan'ın arkadaşları ve dünyaca ünlü fizikçi Richard Feynman da olmak üzere sanat dünyasının temsilcisi olmayan pek çok kişi de katılırdı. 1915-1923 Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sonucunda binlerce Ermeni çocuk yetim kaldı ve dinleri değiştirildi. Yakınlarını kaybettikten sonra çoğu en temel yaşam koşullarından mahrum edilerek kendilerini insanlık dışı koşullarda buldu. Yetimlerin birçoğu o yıllarda yaşanan açlık ve çeşitli salgın hastalıklar sonucu hayatını kaybetti. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandıktan hemen sonra Ermeni birlikleri, Ermeni yetimleri olası bir kayıptan kurtarmak için aktif çalışmalar yürüttü. Ermeni Hayırseverler Genel Birliği, Ulusal Koruyucu Aile, Ermeni Kilisesi, Ulusal Patrikhaneler, özellikle Ermeni Lejyonu ve Ermeni Gönüllü Alayları olmak üzere bazı bireyler, yabancı hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlar, Kızılaç, Milletler Cemiyeti gibi. Ermeni yetimleri Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı yerlerinden, Suriye çöllerinden, Transkafkasya'dan, Müslüman ailelerden, Türk Devlet Yetimhanelerinden toplatıldı. Yetim toplama çalışmaları sayesinde 1918-21 yılları arasında 77 binden fazla Ermeni çocuk toplandı ve Batı Ermenistan, Kafkasya, Orta Doğu'daki Ermeni ve yabancı hayır kurumlarının devlet yetimhanelerine ve ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan yetimhanelere yerleştirildi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Bir arkadaşıyla Ermenistan Cumhuriyeti sınırını geçen ve 3 gün aranan Azerbaycanlı Sünik'in Açanan köyünün gençleri tarafından saatler önce bulundu ve hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Zangezur Bakır Molibden Fabrikası'nın boru hattı muhafaza istasyonunun bekçisini öldürdükten sonra telefonundan canlı yayına geçtiği, videonun çoktan dağıtıldığı öğrenildi.
Bugün cinayetin Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sisyan yerleşim yerlerine sızan iki Azerbaycanlı tarafından işlendiği haberi yayıldı. 168.im gazetesi Nahçıvan'dan geldiler, Vahana Bank'ın yukarısındaki dağa ulaştılar ve cinayet Şıharşik yerleşim yerinde işlendi diye belirtti. Kaynağa göre Azerbaycanlı cinayet işledikten sonra öldürdüğü bekçinin telefonunu almış, o telefondan canlı yayın yapmış, Ermenileri tehdit etmiş ve sessizce oradan ayrılmıştı. Kovsakan üzerinden Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklara geçtiğine dair bilgi var. İşte o Azerbaycanlının çektiği videoyu sizlere sunuyoruz. Bütün dünyaya duyuruyorum, tek Allah'ın adına, bizi yaratan Allah'ın adına yemin ederim. Ermenistan'a geldik, Ermeni kanı döktük. 400-500 Ermeninin kafasını kestik. Şimdi bile hayattayız, ölmedik. Allah'ın izniyle ölmeyeceğiz. Ölsek bile günahlarımızı bağışla. Biz vatan haini değiliz. Vatanın onurunu yüksek tutuyoruz. Biraz önce Kapan'da yakalanan bu Azerbaycanlıydı. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 10 Nisan günü saat 1 ile 2 arasında Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir asker bulunarak tutuklandı. Yanında bir asker daha vardı ve onu arama çalışmaları 3 gün sürdü. Azerbaycan medyası kendi ülkelerinin Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak 2 Azerbaycan askerinin kaybolduğunu bildirdi. Kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle Nahçıvan istikametinde yollarını kaybettikleri söylenmektedir. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Ofisi tarafından bildirildiğine göre, Artsakh Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, Ermenistan Cumhuriyeti'ne çalışma ziyaretinde bulunan AGİT Başkanı Buyar Osmani ile 13 Nisan'da bir görüşmede bulundu. Geham Stepanyan, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkesin sağlanmasının ardından Bakü yetkilileri tarafından yürütülen etnik temizlik politikasına atıfta bulunarak Azerbaycan tarafının işlediği suçlara ilişkin belgelenmiş gerçeklere ve örneklere işaret etti. Ombudsman, Bakü makamlarının 4 aylık yasa dışı ablukası sırasında Artsakh halkının hak ihlallerini sundu. Uluslararası aktörlerin çağrılarını görmezden gelmenin ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uymamanın Bakü makamları için cezasızlık ve müsamahayı daha da genişleten herhangi bir sonuca yol açmadığını kaydetti. Bakü yetkilileri uluslararası toplumun açıklama ve çağrılarına ablukayı sıkılaştırarak ve sivil halka yeni acılar yaşatacak eylemlerle karşılık veriyor. Geham Stepanyan, uluslararası toplumun yaratılan insani krize karşı yetersiz tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. AGİT'in Azerbaycan-Artsakh ihtilafının çözümüne dahil olduğunu vurgulayan ombudsman, AGİT Minsk grubu formatındaki faaliyetlerin eski haline getirilmesi, Artsakh'a bir araştırma ekibi gönderilmesi ve kalıcı bir mevcudiyete sahip olunması gerektiğini vurguladı. Görüşmeye AGİT dönem başkanının kişisel temsilcisi Andrei Kasperçik de katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti 1992'de kurulan Minsk grubunun görevinin kapsamına ve faaliyet yetkisine sahip olmadığı ve yenilenen askeri operasyonların koşullarını soruşturma hakkından bile yoksun olduğu için ihtilafların çözümü sürecine hiçbir şekilde katılmadığını hatırlatmak istiyor. 2012 yılı 23 Ocak'ta Aliye müzakere sürecinin savaşın kabul edilemezliği yolunu kabul etmeyeceğini açıkladı ve bugüne kadar da bu yolu izliyor. Artsakh hükümetinin her şeyden önce halkların kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesini vurgulamasına ve Artsakh halkının 10 Aralık 1991'de zaten kendi kaderini tayin ettiğini hatırlamasına inanıyoruz. Yaptıkları yasal referandumun sonuçlarını uygulamak için Artsakh yetkililerine ve halkına her türlü yardıma hazırız. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın UNESCO ile ilgili Ulusal Komisyonları Heyeti'nin 8 Nisan'da işgal altındaki Ermeni Şuşi şehri ziyaretini şiddetle kınıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle deniyor:
Bu yasa dışı ziyaretin ve işgal altındaki Ermeni Şuşi şehrinde benzeri diğer etkinliklerin düzenlenmesinin Azerbaycan ve müttefikleri tarafından 2020'de Artsakh Cumhuriyeti ve Ermeni halkına karşı başlatılan saldırgan savaşın ve yasa dışı güç kullanımının sonuçlarını meşrulaştırmayı amaçladığı açıktır. Şuşi şehrinin hem bölgesel, hem kültürel, ekonomik, hem de tarihi açıdan Artsakh'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Artsakh'ta 4 aydır devam eden yasa dışı ablukayı, eski Ermeni şehri Şuşi'de dahil olmak üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altındaki topraklarda Ermeni halkının dini, tarihi ve kültürel anıtlarının sistematik olarak tahrip edilmesi ve kimliklerinin tahrif edilmesi, kültürel miras nesnelerinin envanterini çıkartmak ve durumlarını incelemek amacıyla Artsakh Dağlık Karabağ'a bir UNESCO değerlendirme heyeti göndermede Azerbaycan makamlarının sürekli olarak neden olduğu engelleri dikkate alarak UNESCO meseleleriyle ilgili ulusal komisyonların Şuşi ziyareti daha da küstah ve kışkırtıcı görünüyor. İşgal altındaki Ermeni Şuşi'de dahil olmak üzere Artsakh'ta Azerbaycan tarafından kiliselere ve diğer kültürel ve dini anıtlara yönelik devam eden vandalizm ve saygısızlık vakalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021 tarihli geçici tedbir kararının ağır ihlalidir. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh Cumhuriyeti'nin Ermenilerin Artsakh'ın yerlileri olmasına ilişkin bir yasayı henüz kabul etmediğini ve Bakü makamlarının Ermenilerin Artsakh'a yeni gelenler olmasına ilişkin bir yasayı kabul etmeye hazırlandıklarını hatırlatmak ister. Hataların düzeltilmesinin ve Dağlık ve Ovalık Artsakh ve Şahumyan bölgesi de dahil olmak üzere Artsakh dünyasının Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir eyaleti olduğu bir yasanın kabul edilmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından belirlenir ve Artsakh'ta ikamet eden kişi bölgenin yerlisidir. Bu yasayı çıkartmak herhangi bir tacizin yasal ve siyasi olarak ortadan kaldırılmasına izin verecektir. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in kurbanlarını anma günü olan 24 Nisan arifesinde Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerindeki meşru müdafaa savaşlarının tanıklıklarını Western Armenia televizyonu sunmaya devam ediyor. Batı Ermenistan'daki Zeytun'un kahramanca mücadelesi sayesinde saltanat hükümetinin kaldıramadığı iç bağımsızlığını koruyabildiği herkesçe bilinmektedir. 1880'lerden itibaren Zeytun'u boşaltmak ve temellerini yıkmak için tam bir sosyoekonomik ve siyasi baskılar sistemi devreye girdi. Nazaret Çavuş'un girişimiyle Mutzor denilen yerde 12 Ekim 1895'te yapılan toplantıda Türk zulmüne karşı bir ölüm kalım mücadelesi başlatılmasına karar verildi. 15 Ekim'de hükümet birlikleriyle bir çatışma çıktı. Aynı gün isyancılar Zeytun Vali Konağı'na baskı düzenleyerek Kışlayı kuşattı. Sonucunun işgal edilmesi, cephane elde etmek, arka tarafı güçlendirmek ve isyancıların savaşma ruhunu yükseltmek açısından çok önemliydi. Kışlanın düştüğü haberi Konstantinopolis'te büyük bir endişeyle karşılandı. Zeytun'a karşı savaşan kuvvetlerin komutanı Çerkez Mustafa Remzi Paşa'ya verildi. Kasım ayı sonunda Türk orduları Zeytun'un kapılarına dayanmıştı. Remzi Paşa taarruza geçmeden önce Maraşlı Ermenilerden oluşan bir heyeti teslim olma teklifiyle Zeytun'a gönderdi. Öz savunma gruplarının liderlerinin teslim edilmesi, ele geçirilen silah ve mühimmat ile mahkumların iade edilmesi talep edildi. Talepler reddedildi ve Türk ordusu 2 Aralık'ta saldırdı. Babamın şerefine sadece 30 yıl Nahçıvan için bir nevi moral güneşi olduğunu, etrafına ışık ve hakikat saçtığını söyleyeceğim. Babamın etrafını saran genel saygı ve şaşkınlık onu kendini beğenmiş, bencil biri yapıyor gibiydi ama gerçekte öyle olmadı. Babam hep mütevazi kaldı. Rafael Batganyan. Edebiyat araştırmasının elçilerinin kanıtladığı gibi bir asırdan fazla bir süredir Batganyan sülalesi Ermeni kamu düşüncesinin ilerleme tarihinde istisnai bir rol oynamıştır. Bu hanedanın yetenekli temsilcileri olan Serope,
Gabriel, Mikael, Rafael ve Kerope Batganyanlar, yeni Ermeni ulusal dili ve edebiyatının gelişimi, okul, pedagoji, tiyatro ve Ermeni tarihçiliği alanında paha biçilmez hizmetler verdi. Bu hürmetli insanlardan biri olan Gabriel Batganyan, biyografi yazarları tarafından yaşayan şehit olarak nitelendirildi. Ulusal maneviyat taşıyıcısı ve şefkatli bir insan olarak fakir köylülere kilise parasıyla satın alınan tahıllarda yardım etti. Kilise parasının hesabını verme konusunu gündeme getirdiği için kolejden atıldı. Ders kitapları, sözlükler, takvimler derledi. Bibliografik ve dini eserler yazdı. Zengin bir edebi miras bıraktı. Ulusal değerlerinin fedakarı, Ermeni Milleti Tarihi ve Ermeni Milleti Tarihinden Hikayeler adlı tarihi çalışmalarını da miras bıraktı. Onun zengin gerçeklerle dolu Hişadagaran adlı eseri yazma tarzıyla yeni edebiyatımızın önemli olguları arasında yer almaktadır ve değerli bir mirastır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ellada Çahoyan tarafından seslendirilen Orta Çağ Ermeni halk şarkısı Gırung adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.